Merhaba, ben Şefsemen Öner. Gelin birlikte muzlu kek yapalım. Hepinizin başına gelmiştir. Muzlar biraz fazla kalmıştır. Veya canınız bir kek istemiştir ama çok da uğraşmak istememiştir canınız. İşte bu kek bütün onlara cevap olacak. Çok lezzetli, bayatlamayan, nefis bir muzlu kek geliyor. Bu kek için ihtiyacımız olan malzemeler... Bu kekin uygulamasını elle de yapabilirsiniz. Benimki gibi bir mikserle de yapabilirsiniz. Normal bir mikserle de yapabilirsiniz. Hiç fark etmez. Önce muzları soyup ezeceğim. Çatalla da ezebilirsiniz. Muz iyice ezilip püre olduktan sonra şeker, yumurta, sıvı yağ ve vanilyayı içine ekleyeceğim ve karıştıracağım. Burada bir nokta var. Şekeri söylediğimiz miktardan daha az kullanabilirsiniz. Az şekerli bir şey yemek istiyorsanız. Beyaz şekerle de yapabilirsiniz. Eğer şeker kullanmak istemiyorsanız hurma ezip hurmayı da kullanabilirsiniz. Sıvılar güzelce karıştı. Şimdi sıra artık son etaba geldi. Katıların hepsini birden karıştırmak. Hepsini birden bu kaseye atıp karıştırsanız da olur. Ama bir püf noktası, unlar ne kadar uzun süre karışırlarsa kekin kıyır kıyırlığını o kadar azaltırlar. Çünkü içlerindeki gluten ortaya çıkmaya başlar. Buraya ne koyduk? Tam buğday ununu koydum. Normal un, karbonat, kabartma tozu, tuz ve tarçın. Seviyorsanız eğer zencefil, karanfil, o tür lezzetlerden de katabilirsiniz. Damla çikolata ekleyebilirsiniz. Cevizleri de ufalayıp içine attım mı kek bitti. Şimdi bütün kuruları sıvıların içerisine atıyorum. Sadece karışana kadar azıcık çevireceğim ve kekim hazır olacak. İşte bitti. Artık keki kalıba döküyorum. 20 santime 11 santim bu kalıbın ölçüleri. Bunu gayet güzel dolduracak. Bunun iki mislini ben genellikle yapıyorum çünkü çok yeniyor. Aynı ölçüyü 2 ile çarparak yapabilirsiniz. O zaman tabii ki bunun iki misli büyüklüğünde yani 30'a 13 falan gibi bir kalıbım var. Onun içerisinde yapıyorum. Hemen dökeceğim ve bekletmeden 160 dereceye önceden ısıtılmış fırına atacağım keki. 45-55 dakika arası pişecek. Kenarlarını da iyice temizledim. Çünkü kabarmasını engeller. Oralar daha çabuk pişer. Oraları kekin daha sönük kalır. Hemen fırına girmesi gerekiyor demiştim. Bunun sebebi de içerisinde karbonat olması. Aslında kabartma tozu olduğunda da çok fazla beklemez ama karbonat hemen reaksiyona girdiği için hemen fırına gitmemiz lazım. Kek güzelce soğudu. Şimdi şöyle bir kenarlarından geçeceğim. Ardından kalıptan çıkartacağım. Kalıbınızdan emin değilsiniz. Mutlaka önceden unlayıp yağlayın lütfen. Bu tamamdır. Şöyle ters çıkartalım. Tatam. Mis gibi çok güzel oldu. Şöyle çevireyim. Şahane bir muzlu kek. Tadına doyamayacaksınız. Bu muzlu keki mutlaka not edin ve sık sık yapın derim. Şimdiden herkesin ellerine sağlık, afiyet olsun.